İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh. Cennet cehennem. Bir gün sevdikleriyle sohbet ederken bu zat şu hadisi şerifi izah etti o bizzat. Bu dünya müminlere sanki hapishanedir. Velakin kafirlere rahat sanki cennettir. Dedi, biz dünyada da kafirlere nazaran sanki cennet hayatı yaşıyoruz her zaman. Niçin hapishanedir bu dünya öyleyse? Çünkü cennete göre böyle gelir bu bize. Nitekim ahirette cehennemden son çıkan mümine dünya kadar cennet vardır o zaman. Ve hatta bu dünyadan 10 misli daha büyük, ona nimetle dolu verilir cennette mülk. O genişliğe göre bu dünyadaki evler, hatta saray da olsa bir zindan gibidirler. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri giyinmiş çok kıymetli güzel elbiseleri, sırtına bir şal alıp çok da güzel bir atla bir yere gidiyordu heybet ve saltanatla. O ara bir Yahudi sırtlanmış çalı diken kanter içerisinde yalın ayak giderken Hazreti Geylani'yi bu haliyle görerek, geçer hemen atının önüne dur diyerek. Der ki, ey Gavs-ı Azam, sizin peygamberiniz şöyle bir şey söylemiş, var mıdır haberiniz? Demiş ki, müminlere zindandır bu dünya tam, kafirlere cennettir. Doğru mudur bu kelam? O doğrudur deyince der ki hemen Yahudi, neresi doğru bunun? İzah et bana haydi. Yani cennette miyim ben şu kötü halimle? Sen de zindanda mısın yani şu haşmetinle? Keramet göstermeye mecbur kalır o artık. Attan inip yanına yaklaşır o aralık. Sağ kolunun içini gösterip Yahudi'ye buyurur. Bak bakalım ne görüyorsun diye. O bakınca görür ki bir cennet var muazzam. Orada zevk içinde oturur Gavs-ı Azam. Buyurur. Şimdi söyle cennet bu dünya mıdır? Yoksa şimdi gördüğün o geniş mekan mıdır? Der ki, o cennetteki yerini gördüm senin. Hakikaten burada sen hapishanedesin. Sonra da sol kolunun içini göstererek sorar o Yahudi'ye, ne görürsün diyerek. Cehennemde yanarken görür o kendisini. Bir dehşete kapılıp korku sarar içini. Gavs-ı Azam buyurur, şimdi de söyler misin, burada cehennemde mi, yoksa cennette misin? Der ki, ey Gavs-ı Azam,
Haklıymışsın sen meğer. Ahirete nazaran cennetmiş bize bu yer. Sonra canı gönülden getirip şehadeti, iman edip kazanır ebedi saadeti. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya Keram'dan olan Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, namazın şart ve rükünlerini, sünnet ve edeplerini anlatan kitapları insanlara okuyup tavsiye etmeniz büyük devlettir buyuruyor Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddise Sûruh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz efendim. Hocam, kader meselesini biraz bize açar mısınız? Şimdi Allah bir insanın ruhunu yarattığı zaman bir ömür hayatına bakar ve ne gördüğünü yazar diye ben bir hocadan duydum. Fakat burada Allah insanın kaderinde nerede belirleyici olur? Özellikle ecelde, kazada, belada ne gibi belirleyici olabilir? Örnek veriyorum. Bir adam içki içti, sarhoş halde arabasına bindi ve kaza yaptı, öldü. Bu bunun kaderi midir? Şimdi halk dilinde de bunda çok tartışıyoruz. Cinsiyet değiştiren insanları görüyoruz günümüzde. Bazıları diyor ki işte bu bunun kaderi. Ben de diyorum ki bunun kaderi olamaz. Kendisi seçmiştir bu yolu diye böyle tartışmalar içerisinde olduk hocam. Bununla peki, ilgili peki açıklamalar. Efendim. Hocam, bir de namaz kılarken ne düşünmemiz lazım? Bir huşu içinde kılmamız için neyi düşünmemiz lazım namazı kılarken? Çünkü şeytan, biliyorsunuz, aklımıza türlü sorular getirtebiliyor, düşünceler. Neyi düşünsek daha iyi olur? Hocam, bir de çok zor bir durum. Evet. Hakikaten zor bir durum. Nefsi iman etmediği müddetçe zor bir durum. Peki efendim. Evet. Hocam, bir de Enver abi diyorsunuz. Biz kendisini tanımıyoruz. Bir de Enver abi bize bir tanıtır mısınız? Bu peki kadar. Efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Buyurunuz efendim. Efendim, benim bir sorum olacak. Ben bu soruyu geçen sene kışın da sordum ama galiba siz anlattınız da ben anlayamadım ya da ben soruyu düzgün soramadım. Buyurun. Tekrar sormak istiyorum. Şimdi bu apartmanlardaki kombiyle ilgili, bazılarının kombisi kişisel, bazılarınınki bir merkezi. Şimdi ben dedim ki kişisel. Şimdi alt yakıyor, üst yakıyor, ben ortadayım mesela. Ama herkes tabii bütçesine göre, faturasına göre kısıyor, yakıyor, yakmıyor. Şimdi vatandaşlar diyorlar ki işte ya alt yanıyor, üst yanıyor, sen kombi yakmıyorsun, bizden ısınıyorsun. Bunun hükmü nedir? Bu konuda bir yapmak istiyorum. Ellerinize öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hocam, benim kendi adıma 7 bin lira param var. İki tane de yeğenim var. Anne babası ayrı. Oğlan benim yanımda duruyor. Onun için 4 bin lira para var. İlerisi için biriktirdiğim. Bir de emekli aylığımdan, babamdan emekli aylığı alıyorum. Bireysel emeklilik yaptırdım. Yine o yeğenim için. Bir de 42 gram altın hesabı açtırdım. Hani erkek ve kız için, yeğenlerim için. Ama bunlar 13 ve 14 yaşlarında, hepsi benim adıma. Nisap miktarını geçiyor. 22 bin lira falan yapıyor. Ramazan'da da bana fitre falan veriyorlar. Peki benim hani fitre, zekat almam yani doğru mu? Bunu sormak için aramıştım. Peki efendim. Bir de yeğenim, erkek yeğenim 3 sene Kur'an kursuna gitti. Hafızlık okudu. Ve şimdi de bıraktı Kur'an kursunu. Gitmiyor. Onun için de ayrıca dua istiyorum. Kardeşim, yeğenin mi? Yeğenim. Yeğenim. Peki efendim. Anne baba ayrı, yeğenime ben bakıyorum. Erkek. Dua istiyorum. Hayırlı günler, Allah razı olsun hocam. Amin efendim. Teşekkürler, hayırlı günler. Evet, dinleyicimiz kader konusuyla alakalı olarak dedi, bir hoca efendi dedi ki, dedi işte Allah dedi ruhuna bakar dedi, orada neyi görerse onu takdir eder. Çok yanlış bir şey o ya. Ruhunu kim yaratıyor? Çok yanlış bir şey ya. Ya Allah Teala cehil isnat ediyor. Olur mu öyle şey ya? Allah Teala cehil isnat ediyor.
ezelden ebede bir bilişte bilir buyuruluyor ki Ehl-i Sünnet alimleri. Yani Hristiyanların itikadı gibi bir şey o. Hani Hristiyanlar diyor ya, insanı yarattı sonra zapt edemedi. Hazreti İsa'ya oğul diyorlar, mecburen oğlunu çarmıha gerdirttirip kurban etti. Böyle acayip bir şey yani. Yaratan aciz mi ki? Hani bilmiyor ne yarattığını. Aa bu ne yapacak, bir bakayım bakayım ha falan. Yok öyle bir şey ya. Ya da sanki onu haşa başkası yaratmış da. Ha, bir bakalım bakayım, ne yaratmış. Ben bakayım. Başkasını yarattığına başkası aynı şekilde nasıl müdahale edebilecek değil mi? Efendim çok yanlış bir itikat ve yanlış bir söz. Doğru değil. Kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri sözü birçok kaderin tarifi var da en güzel bir şekilde bu zat özetlemiş. Ne demek? Allah-u Teala'nın ezelde ilmi mütekaddim demesi sonsuz öncelerde bilmesidir kader. Cebri mütehakkim zorla yaptırması değildir. Yani Allah-u Teala ruhunu yarattığı zaman onun ne olacağını biliyor. Bilerek yaratıyor. Bilerek yaratıyor. Şimdi Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman sağında solunda zerreler halinde neslinden geleceklerin hepsini gördü. Bunlar nedir diye Allah-u Teala arz etti. Bunlar neslinden gelecek olanlar buyurdu. O zaman arz etti tekrar. Sağdakiler kim, soldakiler kim? Sağdakiler Sait olanlar, soldakiler de Şaki olanlar dedi. O zaman Allah-u Teala arz etti. Ya Rabbi dedi, o zaman bunları kendilerine şahit kıl. Allah-u Teala hepsinin ta aynı şekilde ruh ilk insan Adem Aleyhisselam, oradan kıyamete kadar gelecek olanların hepsi ruhları yaratıldı, bekliyor şimdi bir kısmı nöbetleşe, dünyaya nöbet nöbet geliyoruz. Bizden öncekiler geldi gitti, biz de gideceğiz. Devam. Bizden sonrakiler gelmeye devam edecek. Kıyamete kadar. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı, ezelde yaratmış olduğu o son ruh da buraya gelecek. Buraya gelecek ve ondan sonra mesela kıyamet alametten anlatılırken buyuruyor ki hani şimdi diyorlar ya, çocuk yapmaya karar verdik. Ha, karar ver, karar ver. Sarışın, esmer falan filan. Sen kimsin ki karar vereceksin? Artık ondan sonra bir nesil gelecek, çocuklar olmayacak. Niye? Çünkü dünyaya gelecek aynı şekilde o bedenle birleşecek bir ruh yaratmadı. Bitti o. Bitti. En son gelecek ve bitecek. Dolayısıyla Allah-u Teala bütün ruhlara hitaben Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Estağfirullah. Elestü bi rabbikum. Ben sen Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Adem Aleyhisselam da şahit buna. Şahit kıl diye Allah-u Teala'ya arz etti. Allah-u Teala da onun arzını aynı şekilde bu şekilde. Onu da öyle arz edeceğini biliyordu. Çünkü Cenab-ı Hak sebepler alemini de yaratıyor. Sebepler alemini de yaratıyor. Cennet de yarattı, cehennem de yarattı. Bunların ikisini de dolduracağını vaat etti. İkisi de dolacak bunların. Şimdi insanların aynı şekilde kafasını kurcalayan husus şu. Yaratan Cenab-ı Hak. Şimdi öyle bir şey naklettiniz ki sağdakiler Sait, soldakiler Şaki. Olacak mı? Ha, olacak değil. Olacak değil. Allah-u Teala iyileri kötü, kötüleri iyi değişebilir. Dinleyicim zaten o noktaya temas etti, tercih. Bir de dinleyicimiz dedi ki bu onun kaderi olamaz. O söz de yanlış. Kader bir iş olduktan sonra söylenir. Ve kader şöyle anlaşılıyor. Ne yapalım canım, öyle yazılmış, onun ne suçu var manasında. Öyle değil o. Kader bir ilimdir. Ezelde aynı şekilde takdir edilmiş, sen de tercihini kullanmışsın, Allah Teala da yaratmış. Bu kader oldu. Sen o kaderde tercihin sebebiyle suçlusun. Veya aynı şekilde mükafat alacaksın. Tercih verilmiştir. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılmıştır. Birisi doğru yolda kalacak. 73, o da vasıflarını söylüyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benim ve hesabım yolunda gidenlerdir buyuruyor. Fırkayı naci, ehl-i sünnet vel cemaattir bu. 72'si itikad itibariyle bozuk olduğu için cehenneme gidecek. Eğer küfre düşmedilerse, imansız gitmedilerse, itikadlarının bozukluğu sebebiyle cehennemde azap görecekler, sonra cennete gidecekler buyuruyor. Bunlar ne kadar bilmiyorum, onu Allah-u Teala bilir. Yani sünnet alimleri bu şekilde buyurmuşlar. Şimdi bu 72 bidat fırkası en çok ayaklarının kaydığı yer kader konusu. Öyle ayet-i kerimeler var ki o ayet-i kerimelerde Allah-u Teala buyuruyor ki meal itibariyle biz dileseydik kafirlerin hepsi iman ederdi.
Mesela o Cebriye fırkasının alimleri diyor ki İçtihat makamına yükselememişler. Alim ama o makama yükselememişler. Şimdi kendisini alim zanneden bir sürü aynı şekilde alim müsveddeleri de var. Ayet-i Kerime'de böyle buyuruyor. Onun için diyor yani diyor insanın elinde bir şey yok ki diyorlar bunlar. Yaprağın önünde savrulan, özür dilerim rüzgarın önünde savrulan yaprak gibidir insan diyorlar. Hiçbir şeyi yok. Mutezile Allah-u Teala'yı tenzih edeyim derken insana yaratma sıfatı aynı şekilde yapıştırmaya kalkmış. Bir başkası başka şekilde aynı şekilde anlamış. Bir tek Ehl-i Sünnet alimleri cımbızla çekerek İmam-ı Eşari Hazretleri, İmam Muhammed Maturidi Hazretleri, itikad imamlarından. Tabii İmam-ı Azam Mübarife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet İmam Bilal Hazretleri, Sahab-ı Kiram'dan nakillerle dikkatli bir şekilde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hatta bir ayet-i kerim var. Haşa zulmetmez kul mahvidası. İnsanın çektiği kendi cezası. Bu bir ayet-i kerime mealidir aslında. Haşa zulmetmez kuluna hüdası. İnsanın çektiği kendi tercihi yani. Evet. Başına gelen kendinden dolayıdır. Ayet-i kerime de bildirilmiş. Bu ayet-i kerimeler de görüyor. O zaman diyor burada bir incelik var. Ehl-i Sünnet alimleri didik didik bakıyorlar. Ha, ondan sonra insana bakıyorlar. Bu insanı yarattı. Ne verdi insana? Bir, kendi ruhumdan üfledim buyuruyor. Kendi ruh nasıl bir şey bilmiyor. Ruhun mahiyetini kimse bilmiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri mahiyeti hakkında zaten konuşulmaz. Ama evsafı, özellikleri hakkında konuşulabilir diye mektubat kitabında açıklıyor. Vasıflar hakkında ruhun. Bu ruh bu bedene giriyor. Tamam bir ruhu var. Ayrıca Cenab-ı Hak bir de nefis denen bir şey var. Onda kötülükleri deposu olarak yaratmış. Yani içinde bir düşman yaratmış Allah-u Teala insanın. Sonra akıl vermiş. Peki akıl ne yapıyor? Beyaz siyahı birbirinden ayırıyor. Hakla batılı birbirinden ayıran mi'yardır, ölçü aleti. Zeka vermiş, pratik kavrama kabiliyeti. Vehim vermiş, hayal vermiş. Hayal, vehim, bunlar birer kuvvettir buyuruluyor. Eğer o hayal kuvveti insanda yaratılmasaydı, mesela şimdi siz İstanbul dışından geldiniz, gittiniz gördüğünüz şeyler var. Anlatırken, ya sorma işte falan da geldi ya şu boyda falan diye tarif ediyorsun. Yanında değil. Ekrana da bakmıyorsun. O hayal kuvvetiyle aynı şekilde anlatıyorsun onları. Anlatıyoruz ya hatta. Evet. Hayal kuvvetiyle. Vehim bir anda ya ben işte 10 sene önce miydi falan. Bir anda böyle. 10 sene öncesine gidiyor. Gidiyor. Görüntüyle beraber alıp getiriyor. Hatırladım diyor ya. Aa diyor tamam ya diyor Nazilli'de diyor falan yerde beraber bir yemek yemiştik mesela. Nasıl hatırladın sen? Ya işte hafıza hatırlıyor falan işte hafıza ve kuvvet. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri bakıyor Allah-u Teala insanı böyle kendini idare edemeyecek boşlukta savrulan bir varlık olarak yaratmamış diyorlar. Ya akılla, zekayla, hafızayla, anlama kabiliyeti, idrakla kuvvetlendirmiş. Ayrıca mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi zatlar mesela Mevlana Ali Bağdadi'nin İtikadname kitabında orada da anlatılırken, herkese lazım olan iman diye yayınlanmış o kitap. Orada da anlatılırken Allah-u Teala aklı yalnız bırakmamış. Akla da yol gösteren bir rehber göndermiş. Peygamberler göndermiş. Allah-u Teala aklı yaratmış, zekayı yaratmış, hafızayı yaratmış, idraki yaratmış. Bütün bunlara rağmen ondan sonra sen karıştırabilirsin. Yaratan iyi iyi biliyor. Evet. Onun için bir de rehber gönderiyor. Aklın yetmeyebilir. Ha, yetmeyebilir. Rehber gönderiyor. O rehber peygamberler aleyhissalatü vesselam. Onlar da yol gösteriyor. Peki peygamber yoksa o peygamberin aleyhissalatü vesselam varislerini yaratıyor. Ehl-i Sünnet alimleri, evliya-i kiram onların varisleri. Onlar kitaplar yazıyor. Veyahut hayattaysa aynı şekilde sohbetler ediyor. Ha, bütün bunlar ortaya konmuş. Konduktan sonra insan bir peygamberin anlattığına, bir onu inkar eden anlattığına bakıyor. Bir Ehl-i Sünnet alimlerin kitabına bakıyor. Bir onları inkar eden, af falan ve reddedenlere bakıyor. Bu ikisinin arasında bir tercihte bulunuyor. Cenab-ı Hak da yaratıyor. Yani Ehl-i Sünnet alimlerinin cımbızla bulup çıkardığı insana tercih güç verilmiş. Külli irade, cüz'i irade diye anlatılır kitaplarda bu. Külli irade Cenab-ı Hakk'ın, cüz'i irade insanın. Şimdi dinleyicimiz bir misal verdi. Dedi ben kadın olmak istiyorum dedi. Dedi işte ameliyat oldu bilmiyorum. Kadın olmuyor aslında. Cinsiyet değiştiriyor. Bu kendi tercihi. Efendim kaderiymiş. Hayır. Cinsiyet değiştirdi. Artık kadınım diyor. Hani kendi aynı şekilde
tercihi neticesinde bu hal onun kaderi oldu. Bundan kendisi mesul ve kendisi sorumlu olacak. Kendisi de hesaba çekilecek bunun için. Çekilmeyecek demek değildir. Efendim işte katil oldu. Kaderi miydi? Allah Teala aynı şekilde peygamberler vasıtasıyla, bak sizin içinizde bir nefis var. Bu Allah Teala'nın düşmanıdır. Aklı örttüğü zaman her türlü haltı yer. Onun için dikkat edin. Kendinizi terbiye edin. Bunu şerrinden koruyun. İkaz ediliyor. Ama bu dinlemiyor bunları. Ondan sonra nefs bir devreye giriyor. Aklını örtüyor. Öldür bunu diyor. Öldürdükten sonra nefs geri çekiliyor. Alacağını aldı çünkü. İnkar, isyan, haramlar onun gıdasıydı. Alacağını aldı, geri çekildi. Ne oldu? Şeytana uydum. Şeytan uymadı. Nefsine uydum. Şeytan sadece destek verdi dışarıdan. Onun aldatması zayıftı buyuruluyor. Peki ne oldu? Nefsine uyarak tercihini nefsine kullandın. Ve ondan sonra da aynı şekilde kabahati nefse ve şeytana yükleme. Nefse ve şeytana yükleme. Kabahat senin. Tercihi sen kullandın. Diğer örnekte dinleyicimiz başka bir şey demeye çalışıyor belki de. Hani adam sarhoş içmiş. Arabanın oturmuş. Kaza yapmış, ölmüş. Şimdi ölmek bunun kaderi. Tabii. Ölecek. Ama adam öleceğini bilseydi belki içmeyecekti falan. Yani bunun sarhoş halde ölmesinin, öldüğünün için niye suçu var adamın gibi bir şey var. Sorusu var. Şimdi o sarhoş olma kendi tercihiydi. Evet. Sarhoş olması neticesinde kendi bedenine sahip olamadığı gibi kullandığı arabaya da sahip olamayacak. Mutlaka kaza yapacak. Yasak zaten mesela. Allah Teala buna akıl vermiş. Peygamber de göndermiş. Veya o peygamberin varisleri olan İslam alimlerinin kitapları da var. Bunlar hiçbirisini dinlemedi. Yak dedi ya, bana bir şey olmaz dedi. Hatta kanunlar da var. Zeci, hatta ağır kanunlar da var. Onlara da karşı geldi. Onlara da res çekti. Ondan sonra kaza yaptı. Başkasını da öldürdü, kendisini de öldürdü. Peki hatıra şu gelebilir. Bu adam bunu sarhoş olmasaydı. Şimdi kazayı mübrem, kazayı muallak diye anlatılıyor. O kazayı mübremin gerisini de, kazayı muallakın gerisini de Allah-u Teala'dan başka kimse bilmez. Kimse bilmez. Allah-u Teala bunun neyi tercih edeceğini biliyor. Bu içkiyi tercih etti ve netice itibariyle ezelde takdir edilen bir ömür vardı. O şekilde geldi. Belki bu içkiyi içmeseydi, dürüst kullansaydı Allah-u Teala'nın belki de levh-i mahfuzda ikinci olarak takdir ettiği bir şey vardı. O geçecekti devreye. Yani tercihine göre yaratıyor Cenab-ı Hak. Tercihine göre. Allah-u Teala bu insanın yapmış olduğu tercihlere müdahale etmiyor değil mi? Hayır. Yani bunun içki içeceğini biliyordu. Allah-u Teala müdahale edip de içkiyi bir şekilde elinden almadı. O şekilde müdahale yok. Öyle bir ama müdahale peygamber yok. Göndererek bunun haram olduğunu bildirdi. Tabii önceden bildiriyor çünkü. Önceden bildiriyor. Ama bu diyor ki dinlemiyor. Ben diyor şey yapmaz, bana alkol bir şey yapmaz diyor. Basıyor aynı şekilde tercihini o tarafa kullanıyor. Ve netice itibariyle başına gelen kendi tercihidir. Kendi sorumludur. Öldürdüğü kimselerin de aynı şekilde hesabını o verecektir. Geride bıraktığının hesabını da aynı şekilde o verecektir. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, hak ağırdır ve de acıdır. Hak ağırdır, ağır olduğu kadar da acıdır ve aynı zamanda faydalıdır. Hak sözü kabul etmek nefislere ağır gelir. Bunun için peygamberler davetlerine başladıkları zaman hep itirazla karşılaşmışlardır. İslam alimlerine itiraz edilmesinin sebebi de yine nefse, hak sözün ağır gelmesindendir. Batılsa hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Batıl olan sözler ve işler nefislere tatlı gelir. Nefislerine tabi olanlar sonu zararlı ve belalı olan batıl yollara maalesef iltifat etmektedirler. Müslüman hakka ve doğruya aşıktır. Bunun için kendini hep kusurlu ve hatalı kabul eder. Zaten mertlik de suçu kendinden bilmektir. Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde dahi münakaşa etmeyen kimseye cennette bir köşk verilecektir buyurmaktadır. Resulullah Efendimiz bir gün Muaz İbni Cebel Hazretlerine hitaben buyurdu ki, "Ya Muaz, sana vasiyet ederim ki takva üzere ol. Hep doğru söyle. Ahdine sadık ol. Emanete hıyanet etme.
yetimlere merhamet et. Komşunun hakkını gözet. Kimseye kızma. Hep tatlı konuş. Her Müslümana selam ver. Kur'an-ı Kerim'in yolu olan fıkıh bilgilerini öğren ve bu bilgilerden ayrılma. Her işinde ahireti düşün. Hesap gününe hazırlan. Dünyaya gönül bağlama. Hep güzel, faydalı işler yap. Hiçbir Müslümanı kötüleme. Yalancı şahitlik yapma. Doğru sözü kabul eyle. Her şeyin, her işin bir gayesi, bir kıblesi vardır. Müslümanın hedefi ise Cenab-ı Hakk'ın rızası ve sonsuz saadet yurdu olan cennet nimetlerine kavuşmaktır. Bunun için esas gaye imanla ölmek, ölürken de Allah diyebilmektir. Allah'ı unutarak iş yapan cehennem ateşini talep etmektedir. Doğru tektir. Bunu kabul etmekse güçtür. Hakkı kabul ettirmek için zorlamak da doğru değildir. Çünkü münakaşa çıkar. Fizikte bir kaide vardır. Artı artıyı, eksi eksiyi iter. Zıt kutuplarsa birbirini çeker. İki taraf da ben haklıyım derse neticede kavga çıkar. Geçim olmaz. Bir evde bile karı kocadan birisi fani, yani yok olursa o evde geçim olur. İkisi de diri ise geçim olmaz. Hakkın doğrunun kabul edilmemesi kibirdendir. Kibir ve bunu benden başkası bilmemelidir iddiasıysa insanları daima yalnız bırakır ve sevimsiz kılar. Çünkü bunun dibinde karşı tarafa güvensizlik vardır. Güvense sevginin, barışın ve başarının temelidir. Güvenin kaybolduğu yerde hayat durur ve insanlar birbirine düşman olur. Merhamet kaybolur. Bunların yuvaları yıkılır ve cenazelerine kimse gelmez olur. Halbuki birlikte, beraberlikte, kardeşlikte, anlaşmada yani cemaatte rahmet vardır. İtiraz etmeyen, hakkı kabul eden ve kendini beğenmeyip haramlardan sakınanın kabına rahmet dolmaya başlar. İhlası artar, istifade etmeye başlar. İşte bu istifadenin hasıl olup olmadığı kimseye yük olmayıp herkesin yükünü çekmeye başlamasıyla anlaşılır. İtiraz eden, doğruyu kabul etmeyen kimse sevimsiz ve asık suratlı olur. Güler yüzlü olmayanınsa insanların itimadını, sevgisini kazanması zordur. Cömert olmayan, vermekten hoşlanmayan kimse de insanların sevgisini kazanamaz. İhlaslı olmayanın, yani sırf Allah rızasını gözetmeyenin yaptığı hizmetlerde insanlardan takdir veya maddi bir karşılık bekleyenin ise ihlası zedelenir. Allahü Teala da ihlassız kimseyi muvaffak kılmaz. Doğruyu kabul ettirmekle değil, anlatmakla memuruz. Çünkü kalpleri çeviren Cenab-ı Hak'tır. Herkese iyilik yapamayız. Fakat hiç kimseye kötülük yapmaya da hakkımız yoktur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, ekleyicimiz namazda ne düşünmemiz lazım? Efendim, yani okutlarımızı, ondan sonra namazın erkanını, Allah'a veren affını, merhametini, büyüklüğünü, Allah'a veren sevgilerinin, sevgisinin kalpte olmasını, kimin hani, huzurunda olduğumuzu, kimin huzurumuzda olduğunu, mesela kitaplarda biliyor ki işte ayağının altında Sırat Köprüsü var, sağında cennet, solunda cehennem, arkanda Azrail Aleyhisselam var. Öyle düşün diye de bildirenler olmuştur. Ama diyeceksiniz ki peki bunu her zaman yapmak mümkün mü? O zor. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri iki rekatlı namazda orduyu donatırdı buyuruluyor. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri ile ilgiliydi. Önce öbür bir hadisesini anlatalım. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerin ayağına işte bir harfte ok batıyor. Demir içeride kalıyor. Diyorlar ki bunu çıkarabilmemiz için bayıltmamız lazım. Gereği yok diyor. Ben namaza duruyorum, çıkartırsınız. Namaza duruyor. Hakikaten çıkartıyorlar. Selam veriyor. Ne oldu diye soruyor. Haberi olmuyor.
Bir başka zaman Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'de buyuruyorlar ki, kim iki rekat namaz kılar, Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey hatırına getirmezse hırkamı ona hediye edeceğim buyuruyor. Hazreti Ali buyuruyor ki, ben kılarım ya Resulallah. Buyur diyorlar. Birinci rekat hakikaten kılıyor. İkinci rekatta o anda iki tane hırkası varmış. Birisi yanında, birisi sırtında. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti ikinci rekatta acaba demiş hangi hırkayı verecek? Hatırına gelmiş. Selam verince başaramadım ya Resulallah buyuruyor. Ehl-i sünnet alimlerine, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yla hayattayken kendilerine de aynı şekilde arz edilmişti. Orada hani böyle bir Hazreti Ali var, böyle de bir aynı şekilde durum var. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri ile alakalı olarak buyuruyor ki, insan hali her zaman bir olmaz. O yüksek bir mesele, yüksek bir mesele. Bir de kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri ihsan-ı ilahi buyuruyor. İhsan-ı ilahi. Mesela İmam Rabbani Kutsal Sözleri anlatırken buyuruyor ki, işte fena beka böyle dereceler anlatılıyor. İşte bekaya ulaştıktan sonra öyle bir durum olur ki Allah-u Teala'dan başka her şeyi unutur. Hatırlamak istese hatırına gelmez buyuruyor. Farklı bir şey yani. Farklı bir şey. Hatta bir hadise de anlatılır. Büyüklerden bir zat özel hizmetini gören bir talebesi varmış. İşte abdest suyunu falan döküyor. Her seferinde son zamanlarda sorarmış. Yavrum adın neydi senin? Bu bir olmuş, iki olmuş, üç olmuş. Talebe demiş ki, ben bir hata ettim ki benim ismimi unuttu. İşte hatta hocasının hanımı, işte ona da anne diyor falan, anne diyor ben ne hata ettim ben bilemiyorum ki. Tövbe ettim, şey yaptım. Diyor ki evladım ne oldu böyle? Hocam diyor ismimi soruyor her seferinde. Demek ki ben bir hata ettim ki beni diyor sildi defterden. Ondan sonra tabii hanımefendisi de şey yapınca demiş evladım ne oldu? Demiş efendim böyle böyle. Yavrum buyuruyor. Hakkı neler etti kusura bakma. Ben Allah-u Teala'dan başka her şeyi unuttum diyor. Onun için soruyorum ismini. Allah-u Teala'dan başka her şeyi unuttum. Yani bu ne? Efendim kitap okumakla bilmem ne elde edilir mi? Hayır. İhsan-ı ilahi. Bir de dinleyicimiz dedi ki Emen abi, Emen abi diyorsun dedi. Yani Emen abi nasıl bir kimseydi? Efendim Emen abi, Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına ulaştırmak için çok çile çeken, gayret sarf eden, ömrünü bu konuda heba eden, hatta biz zaman zaman Tam İlmi Hasaette Bidi kitabı diyoruz, Tam İlmi Hasaette Bidi kitabını sadece okumakla kalmamış, ezberlemiş, anlamış, hayatına geçirmiş. Hayatına geçirmiş. Yani yaşayışı o kitaba uygun. Yani İslamiyet'i bildirdiği şekilde. Onun için Emen abinin lukatına yalan yok, gıybet yok, dedikodu yok, suizan yok. Yaratırken de Cenab-ı Hak cömert yaratmış. Hatta kendileri de ifade ederdi. Biz de almaktan değil, vermekten aynı şekilde zevk alıyoruz. Hakikaten öyle bir yapısı vardı. Çalışanlar herkes biliyordu. Ama efendim işte İhlas Finans. İhlas Finans'ı Emen abilerin bu itibarını yok etmek, yıkmak için o zamanki siyasiler tuzak kurdular. Emen abinin başına bu çorabı onlar ördüler. Ve Emen abi çok merhametli olduğu için mesela şimdi ne diyorlar? Konkordat mı diyorlar? Ne diyorlar? Ha. İflasını istemiş olsa kar zarar ortaklığıyla ben iflas ettim. Zarar ettim. Kapattım. Kimseye de borcunu ödemek ne kanune ne dinende yoktu öyle bir şey. Ama öyle yapmadı. Merhamet sebebiyle dedi biz bunu dedi ödeyeceğiz. Daha finans kapandığından bu yana, finans kapandığından bu yana 225 bin mi ne mudi vardı. Aşağı yukarı bunlar ödene. Tabii kolay değil. Yani İhlas Holding çalışıyor ve oradan aynı şekilde kalan paralarla aynı şekilde ödeniyor. Ve bir de Emen abiyi sevip dost olan, hakikaten bu ülkeye, dine faydası dokun diyelim. Meccanen bu şekilde getirip aynı şekilde o borca ben de yardımcı olayım diyenler de çıkıyor. Öyleler de var. Var. Var, öyleler de var. Ona inşallah Teala ödenecek ve bitecek. Yani aşağı yukarı o 225 binden 50-60 bin ne kadar kaldı ya, tam bilemiyoruz falan da. Yani o noktaya doğru geldi. Ha bu o zamanlar mesela o para yatıranlar da aynı şekilde imtihan oldu. Hani biz dinimizi kayırıyoruz kar zarar ortaklığıyla deyip sonra sayıp sövenler çıktı. Hakaret edenler çıktı. Ha, demek ki şeyleri böyle Allah rızası, İslamiyet'i kayırmak falan filan değilmiş. Kar zarar ortaklığı sen altına imza attın görüyorsun.
Kârın ortaksın da zararına niye ortak değilsin? Ha, içinde çok samimi, temiz kimseler de çıktı. Mesela yakinen Enver abiyi ben televizyonlarda görerek şey yaptı da, bu insan bu parayı yemez. Ben Allah rızası için verdim. Öderse ne âlâ, ödemezse de ben Enver Bey'e hediye ederim diyenler de çıktı. Öyleler de çıktı. Öbür türlü hakaretten sövenler de çıktı. Sövenler de çıktı. Dolayısıyla Enver abi hem kişilik olarak hem inanç olarak bu milletin kıymetli bir evladıydı. Onun itibarını şey yapmak için bu ihlas finansla saldırdılar. Bunu yapanlar da belalarını buldular ve bulmaya da devam edecekler tabii ki. Söylemezdi. Kendisine kim eziyet etti, kim hakaret etti. Hiç söylemezdi. Sen duydun mu? Yok. Biz bile mesela vefattan sonra duyduk nelerin olduğunu. O zamanki o siyasi iktidarın neler yaptığını, telefonda açıp da ne hakaretlerde bulunduklarını ve ne kararlar aldıklarını. Onları sonradan öğreniyoruz. Kendisi anlatmazlardı. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin diyoruz. Efendim, bize şimdi bir de hükümeti falan da destekleyen bir grup olduğumuz için ya hükümet size para veriyordur işte bunları falan diyenler var. Öyle bir şey yok. Bize ne arsa veriyorlar bedavada, ne üstümüze hiç para veriyorlar. Böyle bir şey yok yani. Kendi imkanlarımızla ödemeye çalışıyoruz. Hemen abiler İslam alimlerinin huyunu huy edinmiş kendisine. Bugüne kadar gelen sağdaki iktidarlardan hiçbirisi ihlasa yardım etmedi. Hiçbirisi. Çok kimseyi abat ettiler. Parası pulu olmayan grup cemaat neyse onları zengin bile ettiler. Çoklarını. Ama bir de Enver abi istemedi yani. Oraya getireceğim. Abat ettiler. Teklif de etmediler. Teklif bile etmediler. Böyle kaçtılar da. Fakat İslam alimlerinin huyunu huy edindiği için Enver abiler hiçbir zaman da tenezzül etmedi. Kimseye elini açmadı. Kimseye elini açmadı. Ama Allah-u Teala da yardım ediyor. İnşallah böyle onları da, onların hepsi de aynı şekilde telafi olacak ve ve bitirecek o borçlarda. Efendim gelelim şimdi apartmanlar da dedi, umumi olarak dedi kullanılan kombiler var, bir dedi kişisel olarak olanlar var. Umumi olarak kullanılanlarda da zaman zaman aynı şekilde sesler çıkıyor. Kişisel olarak kullanılanlarda da ses çıkıyor bu dinleyicimizin dediği gibi. Altı üstü yakıyor, iki tarafı yakınca mesela diyor benim diye ihtiyacım pek olmuyor. Ya da çok az yakıyorum. Sen yakmıyorsun, dolayısıyla bizden istifade ediyorsun. Ya apartman sistemi bu. Yapılacak başka bir şey söz konusu değil. Hak geçer mi? Hakla bir alakası söz konusu değil. Şimdi mesela o kaloriferli, biz de öyle tek merkezden ısınan bir yerde oturmuştuk. Mesela bir, iki, üç blok, orta bloktakiler yanıyoruz diyorlardı, kapattırıyorlar. Biz de donuyorduk. Siz de açın diye bağırıyordunuz. Biz de açın diye bağırıyorduk. Ortasını nasıl bulacaksın? Zor. İşte sonra işte bu kişisel kombiler. Herkes ihtiyacı kadar yaksın. Herkes ihtiyacı kadar yaksın. Ha, o ortak bir karardır. Herkes işte senin fazla ısınıyor. Sen işte belli bir derecede küçük, hafif bir derecede yak. Öbürler biraz fazla şey yapar falan ama hak olmaz artık yani o şey olmaz. Yani benim ödediğim fazla paraya sen de ortak ol deme hakkına sahip değiller. Benden ısınıyorsun falan denmez yani. Denmez. Son dinleyicimiz onu ben anlayamadım Mustafa Bey. 50 bin liram var mı dedi bu. Öyle bir şey der gibi oldu. Evet şöyle söyledim. Ve ondan sonra işte yeğenlerim var dedi. Onların adına hesap açmış, onları yaptırmış, şey yaptırmış falan filan. Şimdi onların adına hesap et de kullanması kendi üzerine ise bunların hepsi kendisinin. Bunların zekatını verecek. Ama dedi bana dedi Ramazan-ı Şerif'te fıtra ve zekat getirenler de oluyor. O zaman yeğenlerinin üzerindeki onlara hesap açtırsa bile tasarrufu kendi üzerinde kalsın. Yeğenleri aynı şekilde fakir durumda olsun. Yeğenlerine vekalet alsın, onlar adına alsın. Başka türlü olmaz. Çünkü yeğenlerine açtığı hesapla onların da hesapları yükselir. Şu anda 24 bin, 25 bin lirası olan dinen zengindir. O rakama ulaşınca ve zekat getirdiyse, fıtra getirdiyse yok. Zaten zengin bir dinleyicimiz. Hı-hı. Zengin zaten. Ve dolayısıyla zekat ve fıtra kendisini alamaz. Ancak yeğenlerine bu şekilde alabilir. Başka türlü aynı şekilde alması da mümkün değil. Yeğenimin birisi dedi işte hafızlığa çalışıyor dedi. Sonra vazgeçti. Yani yapacak bir şey yok. Yani ezberlediklerini, işte Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları eline geçerse ezberlediği şeyleri unutmamak için gayret sarf eder. Onları efendim ezberden mi okusun, hiç olmazsa yüzünden okusun.
Çünkü vebal var. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.